Gençliğin gözyaşları. Merhabalar dostlarım. Şimdi 62'ye kadar gelmişiz zaten. Hadi bundan sonraki sorulara bakalım dostlar. Ne diyormuş görelim. Şimdi koni biçiminde bir avize. Ana doğrusu ile eşit uzunluktaki bir çubukla tepe noktasından tavana şekildeki gibi asılmıştır. Bakın bir çubukla asılmış ve bu çubuğun uzunluğu şuradaki ana doğrunun, ana doğru burasıydı dostlarım, uzunluğuna eşitmiş. Avizenin taban merkezinin tavana 18 birim uzaklık, taban merkezi tavana 18 birim uzaklıkta. Şu tabandaki dairenin merkezi tabana 18 birim uzaklıktaymış dostlarım. Şöyle gösterelim. Şuranın tamamı 18 birimmiş. Taban çapı 12 birim. O halde yarı çapı da 6 birimdir diyelim. Şimdi şuraya x dediğimizde tabii ki burası da x. Toplam 18'di. Şuraya da 18 eksi x kaldı. Bakın bu dik üçgenden hemen bir şeyler bulalım. 6, 8, 10 mudur acaba diye düşünüyorum. Buraya 10 desem burası 8 oluyor mu? Oluyor. Burası 8, burası da 10 oldu. Avizenin hacmi nedir? Yani koninin hacmi nedir diye soruyor. Neydi koninin? Daha doğrusu piramitlerin hacmi. Taban alanı ki dairenin alanıdır. Pi r kare. Yarıçap 6 olduğu için 6'nın karesi. Çarpı yüksekliği 8 bölü 3'tü arkadaşım. Hemen gitti şunlar. 12, 80, 96 pi çıktı. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi. Gelelim bir sonraki soruya. Evet, içinde su bulunan silindiri biraz eğmiş. Bunun biz ilk videoda ya da ikinci videoda falan buna benzer sorular çözdük dostlarım. Bakalım ne diyor? 45 derecelik açı ile eğilen silindirdeki suyun hacmi 64 pi'dir diyor. Şimdi şöyle yapıyorduk. Tam şu suyun üst yüzeyinden çapa paralel bir çizgi çizeceğiz. Bu bir. İki, suyun üstte kalan yüzeyinin her zaman yeryüzüne paralel olduğunu bilecektik. Ve şu Z kuralından şuradaki açının da 45 olduğunu söyleyelim. Tabi burası da 45 oldu mecbur. CD 2'ymiş, onu gördük. Şuradaki suyun hacmi 64 pi'ydi. Ve bu yüzey her zaman hacmi, şuradaki hacmi 2'ye bölecekti. Burası da 64 pi. Bakın şuradaki suyun, şuradaki silindirin daha doğrusu hacmini 128 pi bulduk. Şimdi bunun yarı çapına şuraya R diyelim. Tabii ki bu tarafa doğru çizdiğim de R. Şuradaki 45, 45, 90'dan burası 2R, burası 2R oldu diyelim. Şimdi şuranın hacmini bulalım. Yani 128 pi'lik hacmi bir yazalım. Taban alanı pi R karedir silindirimin. Yüksekliği de 2R olan kısımmış arkadaşlarım. Çarpı 2R. İşte bu şuradaki silindirin hacmi. Hemen düzenliyorum. Pi'ler gitti. 2'ye böldüm, 2'ye böldüm. 64 eşittir. Burada da r kare çarpı r'den r küp geldi. Yani r'yi 4 bulduk dostlarım. O halde şurası 8. Peki şimdi bakın 8 dediğim olaya 128 pi'lik bir hacim düştü. Peki 2'ye ne düşer diye soralım. Yani 4'e bölünecek arkadaşlarım. Hemen 128'i 4'e bölerseniz ne gelir? 64, 32 mi gelir? Şuraya da 32 pi kaldı. Toplam ne oldu diye soruyor. Tüm hacim bize ne soruluyor? 128, 158, 160 pi oldu diyebiliriz cevabımıza. Yine eğik silindir. Tamamen dolu bardak yerle 60 derecelik hacim yapacak şekilde eğiliyor. Dökülen suyun hacmi 3 pi. Bakın hemen şuradaki dökülen suyun hacmini yazalım. Şuradaki kısım dökülmüştür değil mi? Şu kısım 3 pi'miş dostlarım. Suyun hemen üstünden çapa paralel çizdik. Zaten direkt çap oldu. Suyun yüzeyini çizdiğimizde zemine paraleldi. O halde şuradaki Z harfinden burası da 60 derece geldi. Suyun dibinden de paralel çizelim arkadaşlarım. Şimdi şurası 3 pi ise artık burası da 3 pi oldu diyelim. Bunu da söylemiş olalım. Ne diyor bize? Bardağın taban yarıçapı kaçtır diye bir soru sormuş. Gelin şimdi yarıçapını hesaplayalım. Şunlara, şimdi şuraya R kök 3, R kök 3 diyelim. Çünkü 60'ın karşısına geliyor. 2 R kök 3 olsun.
30'un karşısı 2R, 90'ın karşısı da 4R oldu. Şurası 2R'ymiş dostlarım. Bak şuradaki silindirin, şu kısımdaki silindirin hacmi 6 pi. Şimdi ben sadece o kısmın hacmini yazacağım. Taban alanı yarıçapı R kök 3 ya. Pi R kök 3'ün karesi. Pi R kök 3'ün karesi çarpı yüksekliğini de 2R bulmuşuz. Bak buranın 2R. Hemen pi'leri sildim. 6 eşittir. R kök 3'ün karesi 3R kare yapar. Çarpı bir de 2R var. 3 kere 2 6, 6'yı götürdü. 1 eşittir R küp, R eşittir 1 çıktı. Taban yarıçapını soruyor. 1 geldi. Yok, bize neyi soruyordu? Taban yarıçapını. He, pardon. Yarıçapımız R kök 3 dedik, değil mi dostlarım? O yüzden cevabımız 1 kök 3. Yani kök 3 oldu. Evet, geldik 65. soruya. İçi su dolu silindir içerisinde küre şeklinde bir birim yarıçaplı 3 bilye görülmektedir. Bir birim yarıçapıymış bunların. Yani şurası 1. O halde burası da 1. Demek ki çap 2, şurası 2, burası 2'den toplam 6 birim. Yani silindirin yarıçapını 3 bulduk dostlarım. Şurada da gösterelim. Silindirin yarıçapı 3. Su dökülmeden demir bilyeler içinden çıkarılıyor. Tamam. Şimdi bir demir bilyenin hacmi, kürenin hacmi neydi? 4 bölü 3 pi re küp, yani birin küpü. Bundan da 3 tane var arkadaşlarım. 4 pi bölü 3 yapıyor burası. Bundan da 3 tane olduğu için kürelerin toplam hacmi, küre toplam hacmi 4 pi yaptı. Dursun elimizde. Çıkarılıyor ve şekildeki gibi dökülme seviyesine kadar getiriliyor. Yani çıkan su, yani küreleri çıkarttığınızda bunun içinde bir boşluk oluştu, değil mi? İşte o oluşan boşluk kürelerin hacmi kadar 4 pi. Yani şuradaki boş hacim 4 pi'lik hacimmiş dostlarım. Hemen şöyle de çizelim bunu. Tabii şu yüzeyi de tam ikiye bölecekti. Burası 4 pi ise burası da 4 pi oldu. Bunu söyleyelim. X kaçtır diye de bir soru sorulmuş bize dostlarım. Şimdi bizim bildiğimiz şeyler, yüksekliği 10 diyebiliyorduk dostlarım tamamını. Kürenin toplam hacmini bulsak, yani şuradaki tüm hacmi bulsak dostlarım, taban alanı, kürenin diyorum silindirin tüm hacmini bulalım. Taban alanı pi re kareden ne olacak? Pi 3'ün karesi 9 çarpı yüksekliğimiz 10, 90 pi tamamı. Şimdi bizim buradaki 8 pi'lik kısmımız burada. Geriye ne kaldı dostlarım şurada? 8 pi'si buradaysa 90 pi'di, 82 pi'lik bir kısım kaldı şuraya da. Bak buraya diyeceğiz ki şimdi şurası 8 pi. O halde burası 8K. Burası 82 pi. O halde burası 82K. Ve toplam 90K dediğimiz olay 10. O halde K 1 bölü 9. Bana neyi soruyor? 82K'yı. 82 bölü 9'dur cevabımız. Denizli'den çıktı. Yarıçapı 3 birim olan özdeş 3 bilye şekildeki gibi bir dik silindire ve birbirine temas edecek şekilde yerleştiriliyor. Bilyelerin tamamı su içinde kalacak şekilde silindir su ile dolduruluyor. Buna göre silindire doldurulan suyun hacmi en az kaç pi birim küptür diye de bir soru sormuş bize. Tamam, hemen bakalım şimdi buna da. Şimdi şu küreler birbirine teğetse hemen şöyle bir merkezlerini birleştirelim. Şurası 3, 3, 3, 3, 3, 3'ten 6. Yani bir eşkenar üçgen çıktı karşımıza. Bir kenarı 6 birim arkadaşlarım. Şöyle gösterelim. Hemen yüksekliğini bulalım bunun. Şuralara 3, 3 dedik. Burası 3 kök 3 olur, değil mi? Şurası 60'tan dolayı. Peki şuradan yukarıya çizdiğim, suyun üstüne kadar çizdiğim 3. Burası 3 kök 3. Buradan aşağıya zemine dokunan da yine yarıçap olduğu için 3. Yani toplam suyun yüksekliği arkadaşlarım, şuradaki suyun yüksekliği 3. 3 de buradan 6. Artı arada bir de 3 kök 3 var. 6 artı 3 kök 3'tür suyun yüksekliği. Peki şimdi buraya kadar olan şu silindirin hacmi, bunu bir hesaplamak istesek biz. Taban alanı ki yarıçapımız şuradaki 3, 3'ten dolayı yarıçap 6. Taban alanı pi re kareden 36 pi. Çarpı yüksekliğini de 6 artı 3 kök 3 diye bulduk. Bu şuradaki
Silindirin hacmi. Peki bunun içinde ne var kardeşlerim? Bir suyun hacmi var. Şöyle hacim su diyelim. Artı bir de 3 tane kürenin hacmi var. Şimdi bir tane kürenin hacmi 4 bölü 3 çarpı pi re küp. Yani 3'ün küpü 27. Bundan da 3 tane var. Şunlar gitti. 4 çarpı 27. 108 pi. Bir de bu var arkadaşlarım. Bize de suyun hacmini soruyor. Hadi toparlayalım şurayı. 36 ile 6'yı çarpacağız. 216 pi artı 36 ile 3 köküçü çarpalım. 108 pi köküç oldu. Eşittir. Suyun hacmi artı 108 pi. Şimdi 108 pi'yi de buradan çıkartalım hemen. Geriye yine 108 pi kaldı. Artı 108 pi köküç eşitmiş suyun hacmi. Hangi şıkta var? 108 köküç artı 108. Evet, Bursa şıkkında cevabımız mevcut arkadaşlar. Hadi geçtik bir sonraki sorumuza. Kesik koni. Kesik koninin açılımı üzerinde santimetre cinsinden üst ve alt taban yarıçapların uzunluğu ile ana doğrusunun uzunluğu verilmiştir. Buna göre kesik koninin hacmi nedir diye bir soru sorulmuş. Şimdi biz bunun kapalı şeklini de çizelim şuraya. Üste bir taban dairesi var ve yarıçapı 6. Şurada bir ana doğrumuz var arkadaşlarım ve ana doğrumuz 5. Altta da bir tabanımız var. Yarıçapı 9. Şimdi hemen şu aradaki yükseklik mesafesini de bulalım. Onu da şuradaki dik yamuktan bulalım. Bak şöyle. Burası 6. Şurası 5. Burası 9. H'ı buluyoruz şimdi. Ne yapıyorduk dik yamukta? Hemen şuradan bir diklikte biz indirelim H. Burası 6, burası 3 olduğu için 4 geldi. Şuranın yüksekliği 4. Şimdi ben bu koniyi tam koniye tamamlayacağım arkadaşlarım. Şöyle üstünü de çizeceğiz. Şöyle gösterelim bunu. Şimdi benzerlik yapalım. 6'nın 9'a oranı yani 2 bölü 3 eşittir. Şuna H dersek H'ın şuradaki haşın tamamına oranı yani haş artı 4'e oranı. Buradan 3 haş eşittir 2 haş artı 8. Haş eşittir 8 geldi. Şuranın yüksekliği de 8 çıktı dostlarım. Peki şimdi bize kesik koninin, mavi koninin hacmini soruyor. Biz ne yapacağız? Tüm koninin hacmini bulup üstteki koninin hacmini çıkartacağız. Bu birinci yol. Ya da sadece üstteki koninin hacmini bulurum. Benzerlik oranının küpü, hacimlerin oranı deyip oradan da bulabilirsin dostum. İkisi de makbul. Hadi gelin büyük koninin hacmini bulalım. Taban alanı pi re kare, pi çarpı 9'un karesi çarpı yüksekliği toplam 12 bölü 3. Bu büyük koninin hacmi. Eksi küçük koninin hacmini bulacağım. Taban alanı pi re kare yani 36 pi çarpı yüksekliği 8 bölü 3. İşte buradan da cevap gelecek. Ben çok uzatmıyorum. Bursa'ymış cevabımız arkadaşlarım. Geçiyorum. Evet, geldik yine bir kesik koni. Dairenin yarıçapı 6 birim, 6 birim. Buna göre bu koninin yanal yüzünün alanı kaç birim karedir diye bir soru sormuş bize. Şuradaki şu kesilmiş bu parçanın alanını soruyor bize dostlar. Yanal alanını soruyor. Şimdi birkaç farklı yolla yapabiliriz bunu. Hangisi hoşumuza giderse onu kullanacağız tabii ki ama mesela birinci yol şuradaki yayın uzunluğu şunun çevresine eşitti hatırlarsanız. 2 pi r'dir bunun çevresi. 8 pi. Şu yayın uzunluğu bunun çevresine eşittir. 2 pi r'den 12 pi. Biz demiştik ki şöyle bir bölge gördüğünüzde bunu yamuğa benzetin. Yamuğun alanı gibi alt taban artı üst taban 20 pi. Çarpı yüksekliği de şuradaki ana doğru olarak alıyoruz. 6 bölü 2 yamuğun alanı. 60 pi diyebilirsin bu şekilde. Bu bir. Ya da bunu yine şöyle koniyi çizebilirsiniz arkadaşlarım. Şurası 4. Bu tabi biraz daha uzun sürecek. 6. Şurası da 6'ymış. Yine büyük koniyi tamamlayacaksınız. Benzerlik yapıp 4 bölü 6'dan İşte bir şey bölü bir şey diyeceksiniz. Şu x'i bulup yükseklikleri bulacaksınız falan. Ve yanal alanı nasıl buluyorduk biz? Pirildi, deterjan markası.
Büyük koninin yanal alanından küçük koninin yanal alanında çıkartarak bulabilirsiniz. Ama biz dairenin alan formülünden çok daha kolay çözdük. İşte yamuğun alanı gibi düşünün demiştim. Dairenin alan konusunda anlatmıştık bunu dostlarım. Evet, geldik buna. Taban yarıçapı 4, yüksekliği 6 olan silindir şeklinde üstü açık kalem kutusu ile 12 santim uzunluğundaki kalem verilmiştir. Kalem açık ucu aşağıda kalacak şekilde kutunun içine konulduğunda kalemin kutunun dışında kalan kısmının uzunluğunun alabileceği değerlerin aralığı aşağıdakilerden hangisidir diye bir soru sormuş. Şimdi dostum, şöyle yapalım. Şu silindiri şuraya bir çizelim biz bir daha bizim bardağımızı. Şimdi biz bunun içine bir kalem koyacağız dostlar. Bu kalemi farklı farklı versiyonlarda koyabilirsiniz. Mesela bir, tam şu ucu yere gelir ve şöyle dik bir şekilde koyabilirsiniz kalemi. Kalem burada biter. Şimdi bunun yüksekliği 6, kalemde 12 olduğu için şurası da 6 olur. Bakın dışarıda 6 santimlik bir parçası kalmış olur. Bu kalemi daha sonra şuradan yatıra yatıra şöyle dışarıya doğru yatıra 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 en sonda tam şöyle köşegen üstünden dışarıya çıkartabilirsiniz. Ki şurası 8 birim değil mi? Yarı çapı 4 olduğu için çapımız 8 oldu. 8. Şurası 6, 10. Dışarıya bu sefer 2 birimlik bir mesafesi kalır dostlarım. Yani dışarıda en az 2, en çok da 6 birimlik bir mesafe kalır. Dolayısıyla 2 6 arasındaki değerlerin hepsini alır. Tabii 2 ile 6'yı da alır. Bu ne diyor? Birbirine eşit 7 tane eş dik silindir şeklinde kurşun kalem verilmiştir. Bu kurşun kalemler pembe renkli bir iple sıkıca bağlanmıştır. Kalemlerden birinin yarı çapı 0,5 olduğuna göre ipin uzunluğu en az kaçtır? Dostlar biz bunun aynısını yani benzerini diyelim en azından dairede alan ve çevre konusunda da çözdük. Bu orijinalde dairede alan sorusudur değil mi dostum? Sen şimdi buna yukarıdan kuş bakışı bir bakacaksın. Ne görürüz dostlarım? Şöyle bir şey bakın. Yukarıdan baktığınızda şöyle birbirine teğet olan 7 tane daire görürsünüz. Ben şöyle çizmeye çalışacağım. Şöyle çizelim. Evet. Bunları da dostlarım şöyle kırmızıyı alalım şimdi de. Şöyle bir lastikle bağlamışlar birbirlerine. Şöyle bir şekilde yapmışlar. Onu da şöyle çizelim. Tabii şurada yay uzunlukları devreye giriyor. Şöyle yaylar var. Bize de bu ipin uzunluğunu soruyor arkadaşlarım. Bu yayın, lastiğin neyse artık uzunluğunu soruyor. Şöyle çözüyorduk. Pratik bir yol da söylemiştik ama unutmuş olabilirsiniz o pratik yolu. Şöyle her bir şeye dikliklerimizi çizelim. Şöyle önce merkezleri bir birleştirelim hatta. Şöyle merkezleri birleştirince dostlarım bakın yarı çapı 0,5'miş. Şu bir kenarı 1 santim olan düzgün altıgen çıkıyor değil mi karşımıza şurada? Bir kenarı 1 santim. Şimdi şuralara da diklikler çiziyorum teğet olduğu noktalara. O halde burası 1 ise burası da 1. Şurası da 1. Yine buna dik çizelim burası da 1. Şuna dik çizelim, şuna dik çizelim. Burada bir. Teğetlere dikliklerimizi indiriyorum şöyle. Şurası bir. Şurası bir. Yani lastiğin etrafında bir kere 1 santim olan 6 tane bir uzunluk var. Yani bir kere bir 6 var. Artı 6'ya bir de ne ekleyeceğiz dostlarım? Şuradaki yay parçalarını ekleyeceğiz. Onları da şöyle yeşille göstereyim. Şu yayı şuradaki kalan yay, şu yay, şu 6 tane yay parçası var burada dostlar. Bakın şurası 120 dereceydi düzgün altıgende. 90, 90 şu araya ne kaldı? 60 derece. E bu da 60, 60, 60, 60 dediğimizde 6 tane 60 derecelik yay uzunluğu var. Yani 6 tane 60 ne yapıyor? 360 derece yapıyor. O halde kısaca bir dairenin yay uzunluğu var dostlarım. Peki bir dairenin yay uzunluğu 2 pi r. R'yi de 0,5 vermişti bize. Yani 1 bölü 2 vermişti. Şurada yazalım. O zaman geriye pi kaldı. Yayların toplamı da pi. 6 artı pi.
Biz kısaca zaten şöyle demiştik. Merkezleri birleştirdiğinde oluşan şeklin çevresi artı bir dairenin çevresidir her zaman demiştik arkadaşlar. Evet, geldik 71'e. Bu da güzel bir soru tipidir arkadaşlarım. Şimdi şurada bir kuşu iple bağlamış. Ben bunun aynısını bir yayın evine soru hazırlamıştım. Orada da sinek bağlamıştım ben de böyle bir ipin ucuna. Sineği uçuruyordum dostlarım. 2 metre uzunluğunda iple bağlanmış. Şimdi sen şunu bileceksin. Şimdi bizim şurada bir çiviye bağladığımız 2 metre uzunluğunda bir ipimiz var. Şimdi bu adam nerelere döner? Bir kere şöyle bir yarım daire, hatta şöyle bir yarım daire de buradan tam daire. Bu tarafa doğru da gider hocam, şöyle de bir daire yapar. Yani kısaca bu adam bir küre oluşturur arkadaşlar uçtuğu zaman. Yarıçapı 2 birim olan bir küre. Yani kafes mafes olmasaydı bu adam bir küre etrafında dönebiliyor olacaktı. Kürenin her tarafına gidebiliyor olacaktı. 4 bölü 3 pi re küp diyecektik. Yani 8, 4 ile çarptım. 32 pi bölü 3'lük bir kısmı uçabiliyor olacaktı dostlarım. Yalnız şimdi diyeceğiz ki şurada dostlar, şurada buradan şurada bir çeyrek yay, bir de bunun arkada da var aynısı tabii ki. Şurada da bir şöyle çeyrek yay var. Şuradaki kısmını bizim sineğimiz ya da neyse artık bu kuşsa kuşumuz şuradan içeriye giremiyor dostum. Yani şuradaki kürenin şöyle de göstereyim. Şuradaki parçasına, şu parçaya kesinlikle giriş yapamıyor dostlar bizim karıncamız. Şöyle gösterdim bunu da bak. Şuralarda var. Şuraya asla giriş yapamıyor kardeşlerim. O halde diyeceğiz ki şuradaki parça tüm kürenin 8'de 1'i kadar arkadaşlarım. Gerekirse bunu ezberleyin dostlarım. 8'de 1'ini uçamıyor. Yani 32 pi bölü 3'ün 1 bölü 8'ini uçamıyor dostlarım. Ne kalıyor geriye? Gitti 4. 4 pi bölü 3'ünü uçamıyormuş. 4 pi bölü 3'ünü. Geriye ne kalıyor o halde? 32 pi bölü 3'ten de 4 pi bölü 3'ü çıkarırsam 28 pi bölü 3'ünü uçabilir dostlarım. Neymiş? 1 bölü 8'ini asla uçamıyormuş. Bunun dediğim gibi böyle kütükte sinekle bağlanmış bir pozisyonda da ben sormuştum zaten dostlarım. Burada ne diyor? Ayrıt uzunlukları 1, 2, 3 birim olan 3 adet küp. Yüzeyleri birbiriyle örtüşecek ve küçük büyüğün üstüne gelecek biçimde yerleştiriliyor. Buna göre birbirine en uzak iki köşe arası uzaklık en çok kaç birimdir diye de bir soru sormuş bize. Ayrıtları 1, 2, 3 birim olan 3 adet küp var. Yüzeyleri birbiriyle örtüşecek biçimde en küçük büyüğün ve küçük büyüğün üstüne gelecek biçimde yerleştiriyor. Birbirine en uzak iki köşe arası uzaklık en çok kaçtır? Tamam, mevzu anlaşıldı. Şimdi küpleri bir çizelim arkadaşlarım. Yani daha doğrusu çizmeye çalışayım ben. Bakayım yapabileceğiz mi? Şöyle bir deneyelim. Şimdi bu bizim en büyük küpümüz olsun. Şöyle bir çizdik. Şimdi bunun üstüne bu 3 birimlik bir de 2 birimlik küpü çizelim şöyle. Bunun üstüne gelsin şöyle. Evet, bunun üstüne de 1 birimlik küpü çizelim. Evet, güzel oldu bence. Böyle bir şekil arkadaşlarım bunlar. Şimdi bunun bir kenarı 3, bununki 2, bununki de 1. Birbirine en uzak iki köşeyi soruyor bize dostlar. Nereler olabilir? Şimdi şurasıyla şurası olabilir birbirine en uzak iki köşe, değil mi? Burayı soruyor işte. Burası kaçtır diye bir soru sormuş bize. Hemen şöyle yapalım. Şu noktaya A, şu noktaya da B diyelim de. A'nın yere olan uzaklığını gösterelim. A yere şöyle dibe kadar indiğimde, şurası da şöyle bu küpün tabi tabanı olsun. Dibe kadar indiğimde 1, 2 de buradan 3, 3 de buradan 6 birimlik bir yükseklikte. Şurayı söyleyelim. Burası da 3, 3, 3 kök 2 olur dostlarım. 1
Bize de şu mesafe soruluyor. A ile B arasındaki uzaklık. Hadi şuradaki dik üçgenden bulalım. X kare eşittir 6'nın karesi 36, 3 kök 2'nin karesi 18. 36, 18 daha 48, 54 mi yaptılar? 54. X eşittir kök 54. Yani 9 çarpı 6'dan 3 kök 6. En uzak burası olur dostlarım. En uzak iki köşenin birbirine en uzak olan mesafesi de burasıdır. Tabii ki daha başka da şununla şu var mesela. Yine burayı bulabilirdik ama bunlar gittikçe küçüldüğü için bize de en çok kaç olur diye sorduğundan direkt burayı buldum. Birbirine